Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan haberlerle karşınızdayız. Aksaray'da polisin düzenlediği operasyonda 10 ayrı hırsızlık olayına karışan 5 kişi tutuklandı. Aksaray'da polisin düzenlediği operasyonda 10 ayrı hırsızlık olayına karışan 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Aksaray'da çeşitli tarihlerde meydana gelen 10 ayrı hırsızlık olayına yönelik geniş çaplı araştırma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirleri ekipleri yapılan incelemede 6 şüpheliyi tespit etti. Bisiklet hırsızlığı, motosiklet hırsızlığı, açıktan hırsızlık, suç eşyasını satın almak veya kabul etmek, rögar kapaklarının çalınması olayıyla ilgili YS, ÖG, HA, AU, MA ve EM Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 3 paket halinde toplamda 34.89 gram eroin, 2 paket halinde toplamda 14.98 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken YS isimli şahsın 5 ayrı suçtan arama kaydının olduğu tespit edildi. 6 şüpheliden YS, ÖG, HA, MA ve EM sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyetten yapılan açıklamada ise suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur denildi. Aksaray'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında araçlar hurdaya dönerken kazada şans eseri bir kişi yaralandı. Aksaray'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında araçlar hurdaya dönerken kazada şans eseri bir kişi yaralandı. Kaza Tacin Mahallesi Kapadokya Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aksaray istikametinden Nevşehir istikametine seyreden İrfan K idaresindeki 50 AAV 740 plakalı Skoda marka otomobil uzun araç kuyruğunun oluşturduğu kırmızı ışıkta bekleme yapan Yahya M yönetimindeki 34KK 660 plakalı Kia marka cipi arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Yahya M yönetimindeki jip aynı şekilde ışıkta önünde bekleyen Mustafa Ö idaresindeki 34AJ 1063 plakalı Ford marka otomobile çarptı. 3 aracın karıştığı zincirleme kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan Emine K yaralandı. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ambulans ile Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Aksaray'da iki köy arasında bulunan arpa ve buğday ekili 100 dekar arazide hasada günler kala çıkan yangında mahsuller kül oldu. Aksaray'da iki köy arasında bulunan arpa ve buğday ekili 100 dekar arazide hasada günler kala çıkan yangında mahsul kül oldu. Yangın merkeze bağlı Yalnız Ceviz ve Göksu Güzel köyleri arasında bulunan arazide çıktı. Edinilen bilgiye göre iki köy sınırında 54 dekarı Habib Kılıç'a, diğer 46 dekarı da Murat Kulağa ait olan arpa ve buğday ekili tarlada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede tüm araziye yayıldı. Ki acil çağrı merkezine yapılan ihbarın ardından olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına itfaiye müdahale ederken köy halkı da traktörlerle destek verdi. Uzun uğraşlar sonucunda güçlükle söndürülen yangında arpa ve buğday ekili arazilerin mahsul tamamen yanarak kül oldu. Olay yerine gelen il jandarma komutanlığı ekipleri yangınla ilgili inceleme ve araştırma başlatırken savcılık tarafından da soruşturma başlatıldı. Mal hep denelenir. Evet. Yok, ekinde iyi, fena değil. Yok yok. Çavdarlı karışık da malın çoğu denelenir. Kıvılcım çıkarmış bir şeyden ya. Doğru. Güzel patlayış ama çok saf olur mu diyemez. Sen şimdi şu kadar yandırıp kurdun. Çek baba sen demez mi? Çek kendini. Evet, şu anda Aksaray merkeze bağlı Yalnız Ceviz Köyü ve Göksu Güzel Köyü'nün arasındayız. Geçtiğimiz günlerde aynı mühitte 250-300 dakar bir yangın olmuştu. Şu anda da aynı bölgede 100 dakara yakın bir gene ekin yangını oldu. Tabii biz Sayın Valimizin bilgisi doğrultusunda İl Tarım Müdürlüğümüz ve kolluk kuvvetleri etfaiye ile beraber geldik. Şu anda üzücü bir olay. Üreticilerimizin yıl umudu bir dakikada kül oldu gitti. Üreticilerimiz de tabii malum olduğu gibi bankalara ciddi şekilde borcu var. Biz bu konuda inşallah hükümetimizin bu üreticilerimizi mağdur etmeyeceğini düşünüyoruz. Biz zaten üreticilerimizin yanındayız. Üzerimize ne düşüyorsa gerekli şekilde yardımcı olacağız. Ben her iki köyümüze, üreticilerimize de geçmiş olsun diyorum ve Allah rızası için bu sezonda, özellikle harman sezonda tarlada olan insanların biraz daha dikkat etmesini istiyoruz. Kesinlikle ya bir çerdiverde bir kıvılcım atmıştır ya da sigara içenler sorumsuzca kuru ekinin içine atmıştır. Bu da ciddi şekilde zarar vermiştir. Biz özellikle harman zamanı içtikleri sigaraya dikkat ederlerse insanların yıl umudunu böyle yakıp kül etmezler diyoruz. Ben tekrar geçmiş olsun diyorum. Şu anda Aksaray dahilimiz merkeze bağlı Göksu Güzel ve Yalnız Ceviz Köyü'ndeyiz. Burada bir saat önce yaklaşık bilinmeyen bir sebeple ekinlerde, ekili arazilerde, arpa buğday ekili arazilerde yangın çıktı. Hemen il müdürlüğümüz olan ekiplerimizle birlikte olay yerine geldik. Sayın Valimizin talimatları da doğrultusunda. Şu anda tespitlerimizi yapıyoruz. Tabii burada arpa ve buğday ekiliydi. Bu senede inşallah bu çiftçilerimiz bunları hasat edeceklerdi. Hasat zamanı bu olay oldu. Biz hem denetimlerimizi yapıyoruz şu anda hem arazideki tespitlerimizi yapıyoruz. İnşallah çiftçilerimizi mağdur etmeyeceğiz. Ben onlara iki köyde geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah böyle bir daha olaya rastlamayız. Elimizden gelen tedbiri almaya çalışıyoruz. Şube müdürümüz de burada. Uyuşturucu ile mücadele günü sebebiyle Hasan Dağı zirve tırmanışı gerçekleştirildi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 1987 yılında uyuşturucu kullanmayan sağlıklı bir toplum hedefine ulaşmak, uyuşturucu ile mücadele konusunda uluslararası alanda eylem ve işbirliğini güçlendirmek amacıyla 26 Haziran gününü Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü olarak kabul etmiştir. Bu çerçevede İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinesinde 30 kişilik sporcu grubu 26 Haziran gece 4'te Hasan Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştirdi. 27 Haziran Pazar günü saat 15'te tırmanışın başladığı yaylaya dönüş yaptılar.
Sporcuları zirvede uyuşturucuya hayır yazılı pankart açmış, inişlerinde Vali Aydoğdu ve il protokolü tarafından karşılandılar. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında kamuoyunda farkındalık oluşturmak için yapılan faaliyete gençler yoğun ilgi gösterdi. Vali Hamza Aydoğdu tarafından tırmanışı gerçekleştirilen sporculara ve polislere madalya verildi. Türkiye Bisiklet Orienteering Şampiyonası'nın Hasan Dağı'nda yapılan ödül töreni için hazırlanan program alanına gelen Vali Hamza Aydoğdu, sporcuların sıcakta beklediğini görünce yanlarına giderek protokole ayrılan yere oturmalarını istedi. Türkiye Bisikletle Orienteering Şampiyonası'nın Hasan Dağı'nda yapılan ödül töreni için hazırlanan program alanına gelen Vali Hamza Aydoğdu, protokol için hazırlanan çadırlı yeri ve sporcuları sıcakta beklediğini görünce sporcuların yanına giderek protokole ayrılan yere oturmalarını istedi. Sporcular ile bir süre sohbet eden Vali Aydoğdu, çadırlı yerde sporcuların oturmasının daha doğru olduğunu söyledi. Vali Aydoğdu, sporcular ile yaptığı konuşmada, "Bizim yerimiz sizin yeriniz. Burada sıcakta beklediniz, çadırın altında siz oturun. Burada yoğun bir tempo harcadınız," dedi. İzmir Çeşme'den katılan sporcu Bircan Akpınar, "Çok güzel bir parkur, çok güzel atmosfer var. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Valimizin yaptığı kral hareketten dolayı teşekkür ediyorum. Biz güneşin altında yanıyorken o bize protokol yerine geçin," dedi. Çeşme Arkası Yelken Spor Kulübü'nün sporcusuyum. Çok güzel bir parkur, çok güzel bir atmosfer. Emeği geçen herkese, özellikle valimize çok teşekkür ederiz. Ve yaptığı bu kral hareketten dolayı da valimize çok teşekkür ederiz. Biz güneşte yanıyorken protokolü bizlere verdi. Yani bunu her vali yapmaz. Aksaray'da pazarcılık yapan bir vatandaş alıcılara kredi kartıyla satış imkanı sağlıyor. Bülent ben. Bülent Bey, ne kadar yıldır pazarcılık yapıyorsunuz? 20 yıldır falan. Peki, post makinesiyle çalışıyorsunuz. Evet. Bunun sebebi nedir? İstek var. Müşterinin taleplerini karşılıyoruz. Günümüzde artık herkes kullanıyor. Kredi kartıyla alışveriş marketlerde var. Millet oraya yöneliyor. Pazarda da olması gerekiyor. Bunu ona göre ihtiyaç olduğu için aldık. Peki vatandaşların bakış açısı nasıl? Yani iyi karşılayan da var. Kartla alışveriş yapmayan da var. Peşin alan da var. Tabii müşteri çeker. Yani pazarcı esnafı için de iyi olur. Peki böyle bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? Ne, hepimiz birden konuşalım, hepimiz bu cihazı kullanalım. Yani isteyen alabilir. Bütün bankalar veriyor zaten. Artırıyor. Yazın değil de kışın, genelde kışlık sattığımız için çuvalla yekün tutuyor. İşte 100-150 lira gibi tutuyor. Onda da nakit herkes de bulmuyor. Kartla çekip satıyoruz. Faydası oluyor. Merhabalar. Merhabalar. Pazarcımız post makinesinde satış yapıyor. Nasıl buluyorsunuz bu çalışmasını? Çok, çok çok güzel bir şey. Emekliler için hele hele çok güzel bir şey. Bütün pazarda olmasını ister misiniz? Ya isterik de o olmaz yani. Hep pazarda olma şansı yok yani, bilmiyorum da. Peki kredi kartı alışveriş yapmak kolaylaştırıyor mu işinizi? Valla benimkini kolaylaştırıyor. Ben emekli adamım. Emekli maaşından çektirirsem hiç olmazsa cebimde para mı kalıyor yani? Teşekkür ederiz. Aksaray Merkez Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar mahalleyle alakalı şikayetlerini dile getirerek Vali Hamza Aydoğdu'dan yardım talep etti. İsmim Ramazan Altan, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde yaşıyorum, Ağcaketliyim. Mahallemizin sıkıntıları var, mahallemize gelip bakılmıyor. Okul sorunumuz var, cami sorunumuz var. Bir devlet yetkilisi gelip de bu mahallemizin durumu ne diyor sormuyor. Ben de diyorum ki buradan devlet büyüklerine, gelin mahallemize bir hafta yaşayın, yaşayabiliyorsanız. Ondan sonra bize hak verin. Okul 3 kilometre uzak, camimiz 3 kilometre uzak. Biz buradan camiye gitmem için, ben bir cuma namazına gitmek için buradan en kötü bir saat yol yürüyorum yoldan.
Evim zaten 500 metre aşağıda. Buradan yola geliyorum. Yoldan 2 kilometre daha yürüyorum. Bir cuma namazına gitmek için ben 3 kilometre yol yürüyorum. Neden bizim bu mahallemizde 100 hane var? 100 hane, 150 hane yukarıda yaşıyor. Neden bu mahallemizde hizmet yok? Biz vatandaş değil miyiz? Biz bu devletimize, milletimize elimizden geldiği kadar desteğimizi yapıyoruz. E biz de şimdi devletimizden, milletimizden hizmet istiyoruz. Hani bize hizmet versinler. Bu mahallemizde okul, çocuk okula gidecek sabah, buradan yürüyor. İçimizde bir kuşku, çocuğu araç mı çarpacak? Bu uzak bir yer zaten. Yani bu, örnek veriyorum, doğunun en yüksek yerine okul yapıyorlar 5 tane öğrenciye. Neden bizim mahallemize bir okul yapamıyorlar? Yani buraya bir 5 tane veya 3 tane öğretmen koyup da en az 1000 tane öğrenci var burada. Yani burada çocuklar rahat olsa, biz rahat olsak olmaz mı yani? Biz bundan bir yardım istiyoruz devlet büyüklerimizden. Gerekirse Cumhurbaşkanımıza da bu sesimizin duymasını da istiyoruz yani. Bu mahallemize gelsinler, görsünler. Biz vatanımızı, milletimizi seven bir kişiyiz. Vatanımıza, milletimize hiçbir zaman ihanetimiz olmadı, olmaz da ölene kadar Allah'ın izniyle. Hizmet alsak da almasak da. Ben buradan devlet büyüklerine sesleniyorum. Belediye başkanımıza, sayın valimize, valimizi ben takip ediyorum. Valimiz bütün mahallemizi geziyor. Aksaray'ın bütün mahallesini. Fakat göreve başladığı sürece bizim mahallemize hiçbir zaman geldiğini ben görmedim. Bu mahallemize de gelsin, vatandaşları bir dinlesin. Sayın valimiz, bekliyoruz yani biz. Devlet büyüklerini bu mahallemize bekliyoruz. Görsünler, biz okul istiyoruz, cam istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz yani. Kötü bir şey istemiyoruz. Biz vatandaş için buradayız. Vatandaş için istiyoruz yani, millet için. Milletin çocuğu rahatsız. Benim 3-5 tane çocuğum varsa, vatandaşın burada da onların da 3'er 5'er çocuğu var. Onlar rahat etsin diye bugün buradayız yani. Fazla bir şey istemiyoruz. İnşallah bir yardımcı olurlar yani. Saygılarımızı sunuyoruz. Tabii ki ismim Volkan Çelen. Yavuz Taselim Mahallesi'nde yaşıyorum. Bu mahalle benim mahallem. Bu mahallenin birkaç sorunları var. Bunları dile getirmek için siz de bugün buradasınız. Allah razı olsun, çağırdık, geldiniz. Bu mahallenin sorunlarını başlamak gerekirse, örnek veriyorum, bir tatlı suyumuz yok. Ben su dolmak için, yani ben evimin çeşme suyunu içemiyorum. Su dolmak için tabi belediye arsalarına gidiyorum. Yani buraya bir tatlı çeşme olsa, onda sonacıma. Belediye arsalarında cenazemiz oluyor. Güzel bir market olsa burada. Cenazemiz oluyor, duyuru oluyor. Ama hani ben buradan duymaktan zorlanıyorum. Bir yakınım ölse belki de bir ay sonra duyuyorum. Hani buraya bir hoparlör, bu direklere birkaç tane en azından. Hani biz sayın valimizden, belediye başkanımızdan rica ediyoruz. Tatlı su istiyoruz. Hoparlör istiyoruz. Cenaze evet. Olur, bir şey olur. Evet. Onu duymak istiyoruz. Daha sonrasında okulumuz yok. Camimiz yok. Bu yolda zaten her gün gaza oluyor. Burası organize sanayi yol üzeri, OPET'in karşısı. Burada her gün yani haftada en az 1-2 kere gaza oluyor. Burada bir herhangi bir kırmızı ışık yok. Bir set yok, bir uyarı yok. Radar atmıyorlar, bir şey atmıyorlar. Adamlar deli gibi gidiyor. 160'dan 170 ile gidiyor. Bir çocuğa vursa yani hem kendi hayatı kararacak hem bizim hayatımız kararacak. Benim burada kardeşim var, eşim var, dostum var. Hepimiz üzülürüz. Hepimizinki can yani. Bizim burada tek isteğimiz sayın valimizden olsun, belediye başkanımızdan olsun. Buraya bir tatlı su. Ondan sonra nasıl söylesem hani çeşitli çok sorunlar var ama gene de söyleyelim. Tatlı su istiyoruz. Camimiz yok. Namaz kılacak olsak da belediye salonuna gitmemiz gerekiyor. Yani bura köyden farkı yok ki. Evet. Tamam merkez, çarşıya 10 dakika, 15 dakika ama burayı köy gibi görüyorlar. Burayı köy gibi görmesinler. Bir devlet büyüğümüz gelsin şöyle bir baksın. Kendisi karar versin. Biz bir şey demeyelim. Hani biz de konuşuyoruz ama bir de kendileri gelsinler baksınlar. Benim tabii ki bu konuya bir eklemem bir şeyler daha var. Ben özellikle sayın valimizi birkaç gün içinde inşallah bizim bu mahallemize gelir de hani bizi bir ziyaret eder, yakından bir ziyaret etmesini bekliyorum. Valimizi takip ediyorum, tanıyorum. Sorunlarımızı bir dinler, inşallah sorunlarımızı çözer. Yani şuraya bir neden bir market yok burada? Mesela örnek veriyorum. Bir A101 neden yok yolun kenarında? Ben A101'e gideceğim, belediye arsana gideceğim. Düşün benim aracım var. Kendi aracım var. Vatandaşın aracı yok. Bayan yürüyor. Gidiyor belediye arsandan yürüyerek poşetten terlere batıyor, geliyor bu evine, geliyor, zor geliyor. Çoluğuna çocuğuna erzak getirmek için. Artık buraya bir ışık koysunlar, bu organize yolu, bu petrolün oraya bir trafik ışığı koysunlar, bir üst geçit koysunlar. Yani bir ya, hizmet versinler ya. Biz yani bu mahalle hiç hizmet görmedik. Biz sürekli destekledik, destekliyoruz da. Ölene kadar da destekleyeceğiz Allah'ın izniyle. Yine sıkıntı yok. Hizmet alamasak da sıkıntı yok. Ama yani bir de bir sefer de bizi desteklesinler yani. Biz bunu istiyoruz yani sadece. Vatandaş olaraktan ufak bir hizmet bekliyoruz. Fazla bir şey değil yani. Cami, okul, o da vatandaş için, kendimiz için. Bir tane de buraya cenazemiz oluyor, duymuyoruz. Ben başka bir hafta sonra duyuyorum. Belediye arsalarında bir akrabam, çevrem ölüyor. Rahmetli oluyor, Allah rahmet eylesin. Bir hafta sonra duyuyorum ben. Anası yok. Ya bu direklere bir şey koymak, bir apörle koymak çok mu zor ya? Çok mu zor yani? Yani biz bunu istiyoruz. Adım Durdane Altan, Ağaceket köylüyüm. Hiçbir buraya destek yok, hiçbir bakmak yok, gelmek yok. Evet. Yalnız o zaman oldu mu gelen oluyor. Neden o zaman giriyorsunuz da başka zaman girmezsiniz? Bir de başka zaman gelin de sorununuz var mı diye sorun, çözün, say ne?
Bizim çocuklarımıza araba çarpacak. Okula gidip gelene biz kan alıyor, içimiz kan alıyor. Çocuğu birimi kaçırdı. Arabamı çarptı. Niye bakmıyorlar? Bura okul isteriz biz. Canla başla büyüklerimizden, Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Aksaray Valimizden, belediye başkanımızdan hepsinden biz yardım istiyor. Okul, cami, buranın ne ihtiyacı varsa görmesini istiyoruz. Biz köyde mi yaşıyoruz, nerede yaşıyoruz? Ben anlamadım. 5 sene oldu buraya gelir. Hiçbir hizmet yok buraya. Bakım yok yavrum. Biz bunu istiyoruz. Suyumuz yok, sağlam içecek. Çocuklarımız oynayacak bir parkımız yok. Bakan yok yani. Ben bakıp görüyorum, diyorum ki biz neredeyiz? Aksaray'a geldik. Ben köyde bundan iyiydim diyorum. Aynı köyde bir o şey yok diyorum, farkı yok diyor. Ben devlet büyüklerimize, Sayın Cumhurbaşkanıma bunu sesleniyorum kızım. Yardım etsinler Allah rızası için, şu şuraya baksınlar. Bura Aksaray'ın bir şey yani, bu ne yani, böyle mahalle mi olur yani? Hepinize de saygılarımı sunarım. Bizim şeylerimize baksınlar yani, sorunlarımızı çözsünler. Benim ismim Hüseyin Çelen Ağceketliyim. Ben buraya göçüp geleli 93'te geldim. 30 senelik burada oturuyorum. Hiçbir belediye başkanı veya muhtar veya vali, hiçbiri gelip de derdin sali şu diye hiç soru soran olmadı. Altı geçit geçirdiler buradan. Bir sene çocuklar suda çamurda gitti geldi, muhtara vardı olsak ben ilgilenemem dedi. Şimdiki muhtar aday, muhtarımız. Ondan sonra valiye şiittiysek ya, biz telefon ettik geleceğiz varacağız. Hiçbir kimse ilgilenmedi. Hale yollarımız köstebek gibidir. Evet. Kışın çocuklar okula gittiyse oradaki hocalar çocukları kovalıyor. Üstü başı kirli. Niye çocukların sırtını yıkamıyorsunuz böyle geliyor diye. Çocukları kovmaya kalktılar. Ben dedim sayın müdürüm arabamına vardım. Şu arabanın haline bak. Çamur. Ben arabamı çamurda gezmesini istiyor muyum? İstemiyorum. Hiçbir kimse istemezdir yani. Bak şu halime, arabanın içinden indim dedim, çamurundan geliyorum. Sen bu bize şikayet edene kadar valiye, milli eğitime, belediye başkanına başvurun. Neden bizi çağırıyorsunuz dedim. Ya bizim bilgimiz yok, muhtar söylemiyor. Muhtar ne söyleyecek? Muhtar kendi işiyle ilgileniyor. Devletten maaşını alıyor. Bakkalda biri 5'e satıyor. Hiç kimse ilgilenmiyor. Neden buradan çocukları servis tutmaya kalkıyoruz? Servis 150 milyon istiyor. Bir kişiye yazık değil mi? İş yok, gücü olmayan vatandaşlar var burada. Nasıl ödeyecek bunu? Millet elektrik parası mı ödesin? Su parası mı ödesin? Bir meydan çeşmesi istedik. Var ortada bir meydan çeşmesi. 400 metre. Benim evim daha en sonda. Nasıl gelip de kışın meydan çeşmesine su girilecek? 5 kilometre ileride doğalgaz var. Burada doğalgaz yok. Doğalgazımız yok. Çocuk parklarımız yok. Adamlar bir park yaptırdı buraya. Çocukları sokmuyor. Neymiş de benim mahallem, benim çocuklarım oynayacak. Böyle bir şans var mı? Sularımız kireçli, doğru düzgün akmıyor. Suyumuz doğru dürüst yok. Kesiyor. Şeyli yani, kireçli. İçemiyoruz. Ben ailemi gönderiyorum. Adam dikiliyor çeşmenin karşısına. Meydan benim diyor çeşme. Nasıl salacağım ben ailemi oraya? Geleni kovuyorlar. Geleni kovuyorlar. Yani her mahallede görüyorum çarşıda. Her mahallenin şeyinde bir şey tatlı su var. Teşekkür ederim. Ali Altan ben. Bu mahalleye hiç bakılmıyor. Alt geçit yapılması lazım buraya abla. Normalde çocuklar buradan geçemiyor. Zabağının organizeye giden arabalar hızlı gidiyor. Çocukları çarpıyor, hayvanları çarpıyor. Artı okul cami istiyoruz buraya abla. Sayın valimizden talep ediyoruz. İnşallah bu mahalleye bakılmasını istiyoruz yani. Bu mahalleye hiç bakılmıyor. Ne miktar ilgileniyor, ne kimse ilgileniyor. Valimizden talep ediyoruz inşallah. Buraya şeyler, yığıntıları buraya atıyorlar. Çekerseniz. Şeyleri yani bunlara ilgilensinler bir zahmet yani. Aksaray Tabip Odası Başkanı Doktor Rıfkı Karabatak, 35 yıldır Aksaray'da görevini icra eden Doktor Hakkı Açıkalın'a Aksaray'a yapmış olduğu hizmetlerden dolayı plaket takdim etti. Değerli Aksaraylı hemşerilerim, Aksaray bugün bir değerini daha yolcu ediyor. 35 yıldır Aksaray'da hekimlik mesleğini icra eden, aynı zamanda
gerek Tabipler Odası Başkanlığı, gerek Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanlığı, gerek siyasette Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili adaylığı gibi Aksaray'ın sosyal hayatının her noktasında bulunmuş değerli bir kardeşim bugün itibariyle Aksaray'dan emekli olup İstanbul'a yerleşme kararı aldı. Her ne kadar siyaseten herkes bizi ayrı kutuplarda olarak değerlendirse de biz hekim haklarını, sağlık çalışanlarının haklarını, insan haklarını, mazlumların haklarını savunmak noktasında insani boyutta hep birlikte olduk, hep bir arada hareket ettik. O kadar ki geçmişteki bir tabip odası seçiminde birbirimize rakip olduk ama seçim bittikten sonra aynı yönetimde pek çok Aksaray'a hizmetlerde bulunduk. Dolayısıyla hekimlik önce insan diyen, önce toplum diyen bir meslek. Bu mesleğin mensubu olarak da bunu en iyi icra eden insanlardan birisi olan değerli Hakkı Açıkalın kardeşimi gerçekten Aksaray'dan yolcu ederken hüzün duyuyorum. Ama biz onun yaptıklarını unutmayacağız. Hakkı Bey'in de bizleri unutmaması için Aksaray Tabip Odası Başkanı olarak kendisine bu plaketi takdim edip Aksaray'ı unutmamasını, burada pek çok kardeşinin olduğunu hep hatırlamasını rica ediyorum. İyi ki varsın, iyi ki tanıdık. Hizmetlerin içinde hem Aksaray halkı adına hem hekim camiasına çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Evet, değerli kardeşim Rıfkı Karabatak'la çok uzun yıllar önce tanışmıştık. Aksaray'a geleli tabii benim bütün meslek hayatım Aksaray'da geçti. 1986 yılında tıp fakültesinden mezun olduktan sonra kura çekimi 2 yıllığına geldiğim Aksaray'da meslek hayatımı 35 yılıyla noktalamış oluyorum. Bu süre zarfında birlikte hem hekimlerin özlük hakları, hekim hakları, sağlık çalışanlarının hakları, insanların, halkın nitelikli ve kaliteli sağlık hizmeti alabilmeleri için birlikte mücadele ettik. Birkaç dönem o, iki dönem ben tabi odası başkanı olarak hizmet ettik. Daha sonra denildiği gibi, kendisinde bahsettiği gibi kız çocuklarının okumasına destek olabilmemiz için 12 yıl önce Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Aksaray Şubesi'ni kurdum. Kurucu başkanı olarak uzun yıllar hizmet ettim. Bu süre zarfında yüzlerce kız öğrencimizin okumasını, meslek sahibi olmasına ufak bir katkımız da olsa bunları da başardık. Bugün itibariyle Aksaray'dan ayrılıyorum. Kendileri de çok incelik yapmış bir plaketle beni uğurluyorlar. Tüm onun nezdinde tüm Tabip Odası Yönetim Kurulu'ndaki arkadaşlarımı, meslektaşlarımı ve tüm hekim camiasında buradan saygıyla selamlıyorum. Aksaray'da da bugün veda ederken hem sağlık alanında gözümün arkada kalmadığını, hem 31 yıl çalıştığım Mercedes-Benz Türk'te de gözümün arkada kalmadığını, kurucusu olduğum Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nde de yeni seçilen, geçen hafta kongre yaptık yönetim kurulundan dolayı gözümün arkada kalmadan buradan ayrılıyorum. Aksaray'ı unutmam mümkün değil. 2 yıllığına gelip 35 yıl kalan burada hizmet eden, bilmiyorum kaç kişi vardır onu bilemiyorum ama Aksaray benim hep ikinci yuvam, ikinci adresim olacak. Fiziken buradan ayrılıyor olabilirim ama her fırsatta buraya gelmeye çalışacağım. Çok yüksek sayıda dost biriktirdim, gerek meslektaşımdan gerek her camiadan. Rıfkı kardeşim dediği gibi de siyasetle de uğraştık ama onlar bir değişik partilerde olabilir siyaset ama biz her zaman Aksaray'ın yararı için bir araya geldik. Sağlık çalışanların, hekimlerin, insanların daha insan hakları veya sağlık hakkı için bir araya geldik. Unutmam da mümkün değil. Sadece fiziken gideceğim ama her zaman kalbim burada olacak. Tüm Aksaraylı hemşehrilerim, ki hemşeri diyebilirim 35 yıldan sonra, hemşehrilerime de saygıyla buradan veda ediyorum. Hoşçakalın. Avukat Zeynep Özlem Çankaya çocuk istismarı ve kadına karşı şiddet hakkında konuştu. Şimdi bu Eymalı olayından dolayı sosyal medyada 2 gündür çok yaygın olarak bir takım fotoğraflar paylaşılıyor. Çocukların beyanları paylaşılıyor. Tabii toplum çok ilgilendi bununla, sosyal medya çok ilgilendi ama biz hukukçuyuz.
işin sosyal medya yargılamasına dönmesini kesinlikle istemiyoruz. Ceza yargılamasının tam ve işlevli bir şekilde yürütülmesini bekliyoruz. Öncelikle neden bu kadar çok yankı buldu? Artık sosyal medya var. Sosyal medyadan insanlara daha çabuk ulaşılıyor. Bu olaylar en başından beri hep karşılaştığımız, avukat olarak hep karşılaştığımız olaylar. Ama bunun bir yerde yankı bulması ve toplumda bir şeyi uyandırması bizim için çok önemli. Yalnız bu işin dediğim gibi sosyal medya yargılamasına dönmesini biz asla istemeyiz. Çünkü ortada bir dava var yargılama aşamasında. Bir de bu yanlış anlaşılmalar var. Sosyal medyadaki tabii her bilgiye de güven olunmuyor. Buradaki yanlış anlaşılma sanki burada sanıklar beraat etti gibi bir algı var. Tahliye oldu sanıklar. Antalya Barosu'nun yaptığı açıklama da bu yönde. Tahliye oldular, tutuksuz yargılanırken tahliye oldular. Yargılama süreci nasıl işleyecek ona bakmamız lazım. Sonunda ceza alabilirler, hala muhtemel. Fakat dediğim gibi toplumda artık daha çok sosyal medya duyurduğu için bu olayları yankı buluyor. Yankı da bulması lazım. Ancak o zaman cezalar daha caydırıcı cezalar olabilir. Burada bir de şey değinmek lazım. Çocukların kişisel bilgileri, her ne kadar isimlerinden bahsedilmese de çocukların resimleri sosyal medyada dolaşıyor. Ben bir hukukçu olarak bunların paylaşılmamasını belirtmek isterim. Hiçbir avukatın da paylaşacağını düşünmüyorum sosyal medyasından. Resimler ve mektup var. Özel hayatın gizliliği, daha sonra bu çocukların büyüdükleri zaman bunlar hala internette geziyor olacak. Böyle bir sessiz kalma hakları var. Bu da ellerinden alınıyor. Daha doğrusu sessiz kalma demeyelim ama gizlilik hakları var. Bu da ellerinden alınıyor. Paylaşım yapılırken özellikle bunlara dikkat edilmesini önemli rica ederim. Yani neredeyse her yaz karşılaştığımız, işte bir genç kız da dolmuşta iteklenerek itilmişti bundan önce. Bu yaz birkaç gün önce, bu hafta içinde yine aynı şekilde saldırıya uğradı. Savunma ceza anlamında haklarını kullanacaklar, şikayetçi olacaklar. Şikayetçi olduktan sonra ama sanırım insanların bir yandan da uğraşmak istemiyorlar. Uğraşırlarsa cezasının hükmü açıklanmasının geri bırakılmasıyla sonuçlanacağını düşünüyorlar. Bu yüzden de üstlerine gitmiyorlar ama benim tavsiyem ve bizim de dileğimiz, istediğimiz şikayetçi olsunlar, peşini bırakmasınlar. Bu olayda belki ceza alınmaz ilk olayda. Belki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilir. Ama diğer bir şikayette ceza alınacak. O yüzden bu şekilde yaklaşılmasını dilerim. Olaylara bu şekilde yaklaşılmasını dileriz. Evet, İstanbul Sözleşmesi için yarın son gün, yürürlükten kalkacak 1 Temmuz itibariyle. Biz basın açıklamasını ilk günden itibaren yapmıştık Aksaray Barosu olarak. Kadın komisyonumuz da birçok çalışmalar yaptı. İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırmasını istemiyoruz. Biliyorsunuz geçen hafta yine Aksaray'da Böcek'te bir olay oldu. Çok acı. Çocukların ortada kalması çok acı o olayla ilgili olarak. Tabii hepsinin yargılama süreci olduğu için biz hukukçu olarak hani yorum yapmak, etkilemek istemeyiz. Fakat yani İstanbul Sözleşmesi yürürlükteyken bile olanlar ortadayken hala kadınları koruyamazken ve çocukları da aynı zamanda İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması sonucu daha birçok olay çıkacak karşımıza. O yüzden bu konuyla ilgili de her zamanki bir tepkimiz aynı. İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlükten kaldırılmasını istemiyoruz. Uzman doktor Özlem Öztaş aşılanmanın önemine vurgu yaparak hastalıktan kurtulmanın en etkili yolunun aşı olmak olduğunu belirtti. Merhaba, hoş geldiniz. Uzman doktor Özlem Öztaş ben. Aile hekimliği uzmanıyım. Mesut Öperek Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekimliği yapıyorum. Aynı zamanda Aksaray Aile Hekimleri Derneği üyesiyim. Öncelikli olarak vatandaşlarımız aşıdan hiç korkmasınlar. Şu ana kadar Türkiye'de toplamda 50 milyona yakın doz aşı uygulandı ve 15 milyon çift doz aşı yapılmış vatandaşımız var. Ve bunların içerisinde ciddi yan etki gelişmiş oranı çok çok az. Yani hastalığın kendi verdiği riskten kat kat daha az. Aşılarda bizim gördüğümüz yan etkiler genellikle çok hafif, basit yan etkiler. Enjeksiyon yerinde ağrı, kızarıklık, şişlik, hassasiyet, hafif bir ateş,
yorgunluk gibi bulgular ve bunlar genellikle 2-3 gün içerisinde kendiliğinden geçmektedir. Biz merkezimizde de Ocak ayından beri aşılama yapıyoruz ve çok şükür ki hiçbir hastamızda ciddi bir yan etkiyle karşılaşmadık. O yüzden içleri müsterih olsun. Bu salgından kurtulmanın en etkili, en güvenilir yolu aşılanma. Vatandaşlarımız hiç korkmadan aşılarını olsunlar lütfen. Röportajlarımızda sık sık sokak röportajlarını duyuyoruz. İleride kör olacağım. Genlerimle oynanıyor. İleride çocuğum olmayacak, kısır olacağım. Evet. Ya bu tür şeyler çok fazla duyuyoruz gerçekten. Şimdi bunlar maalesef ki global dünyada, sosyal medya çağındayız. Çok fazla bilgi kirliliği var. Aşılarla ilgili bunlar sadece söylentilerden ibaret. Bizler bilimsel verilerin ışığının altında konuşuyoruz ve bilimsel kanıta dayalı konuşmak durumundayız. Aşılarla ilgili şu ana kadar özellikle COVID aşılarında da yapılan çalışmalarda hiçbir şekilde kısırlığa neden olma veya ileride farklı bir şeye yol açma gibi bir çalışma henüz ortaya çıkmadı. Şunu şu an için net söyleyebiliriz. Şu an böyle bir çalışma veya böyle bir yan etki görülmüş değil. Bilgi kirliliğinden de uzak durmamız lazım. Yani bu konuda konuşan insanların alanında uzman olması gerekiyor. Nasıl ki bizler bir hukuk veya bir mühendislik alanında yetkinlikte değilsek, yani sosyal medyadaki bilgi kirliliğinden olabildiğince bu işin ehlilerinin konuşmalarına, yani bilimsel verilere dayanarak, çalışmalar ışığında yapılmış verilere göre konuşan insanların, hocalarımızın, uzmanların söylediklerini dikkate alsınlar. Peki hocam, aşılar herkeste aynı yan etkiyi göstermiyor. Evet. Ben de bana hiçbir şey olmadı mesela ama arkadaşım çok ağır geçirdi. Evet. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi şöyle, aşılar evet, her insan farklı bir bireydir, her bağışıklık sistemi farklıdır. Bizim saydığımız yan etkiler her hastada ortaya çıkacak diye bir şey yoktur. Herkesin, her insanın immün sistemi farklıdır, farklı yanıt verir. Bu yan etkiler kimi insanda hiç görülmezken, kimi insanda hafifçe görülebiliyor ama bunlar tolere edilebilir yan etkiler. Yani kişinin bağışıklık sistemi, o zamana kadarki bünyesindeki beslenme durumu, karşı karşılaştığı hastalıklar, var olan kronik hastalıklarının olup olmaması, işte sigara içip içmemesi gibi kişisel faktörlerle etkili olabiliyor. Yani bu tıpkı ilaçlarda da böyledir. Mesela ilaçlarda belli yan etkiler vardır ama bu herkes de ortaya çıkacak değildir. Kimisinde hiçbir yan etki görmüyoruz, kimisinde bu basit yan etkileri görebiliyoruz. Peki hocam, son olarak randevu alıyoruz, aşı olmaya gitmiyoruz. Bu aşılar çöpe gidiyor mu? Bu aşıların çöpe gitmemesi için biz azami gayret gösteriyoruz. Bakanlığımız da bu konuda oldukça hassas davranıyor. Vatandaşlardan ricamız, lütfen randevularınıza gelemeyecekseniz iptal ediniz ve tekrar randevu alınız. Çünkü özellikle bu BioNTech Alman aşısı, bir flakonda 6 doz aşı var ve bu aşılar sulandırıldıktan sonra 6 saat içerisinde bozuluyor. Ve biz bunları randevulara göre açıyoruz. Gelmedikleri takdirde bu aşıların zayi olması durumu söz konusu ve bunlar çok kıymetli. Biz bozulmaması için randevusuz olarak da hastaları alabiliyoruz ama lütfen onlardan ricamız, randevularına saatinde gelsinler. Gelemeyeceklerse de iptal edip yeni randevu alsınlar. Ve vatandaşlarımızın aşı ile ilgili veya farklı bir konuda çekinceleri varsa, kafalarında soru işaretleri varsa lütfen aile hekimleriyle iletişime geçsinler. Bizlere sorsunlar, danışsınlar. Biz onlara her zaman seve seve açıklama yapmaya hazırız. Aşılar hastalıklarla, salgınlarla baş etmenin en etkili, en güvenilir ve en kolay yöntemlerinden biridir. Lütfen aşılarınıza olunuz. Bizler bu konuda birinci basamak ve aile hekimleri olarak azami gayret gösteriyoruz. Bu konuda Aksaray Aile Hekimleri Derneği olarak ve Sayın Valimizin önderliğinde, onların da katkılarıyla, desteğiyle bir proje yürütüyoruz. Aşı Sağlık Okuryazarlığı projesi bu. Valimiz bu konuda, Sayın Valimiz oldukça hassaslar. Biz de dernek olarak bu konuda oldukça çalışıyoruz.
çaba gösteriyoruz. Bütün çabamız, vatandaşlarımız bu hastalığa yakalanmasınlar, bu hastalıktan hayatlarını kaybetmesinler. Bir kişinin bile kurtulması bizim için önemli. Bu konuda yürüttüğümüz bir projemiz de var. İnşallah Aksaray'daki aşılanma oranlarını daha da hızlı bir şekilde artırmayı hedefliyoruz. Ve aşı sağlık okuryazarlığı düzeyinde de Türkiye'de çok daha iyi noktalara gelmeyi hedefliyoruz. Aşı herkese fayda ediyor. Yani bu aşıların zaten çalışmalarda koruyuculuğunun %90'ın üzerinde olduğu saptandı. Yan etki göstermesi aşının koruyuculuğunu düşürdüğü anlamına gelmiyor. Bu sizin bağışıklık sisteminizin, immünitenizin verdiği bir yanıt. Koruyuculuk etkisinden tamamen bağımsız bir yanıt. Aşılar elbette ki koruyucu. Ve bu saydığımız yan etkilerde dediğim gibi beklediğimiz basit yan etkiler hastalığı geçirseydiniz belki bundan çok çok kat kat daha fazla ciddi durumlarla karşılaşabilir. Belki hastaneye yatış, hatta daha kötüsü ölüme varana kadar kötü sonuçlanabilirdi. Hocam, COVID hastalığını geçirmiş olanlar aşı ne zaman alabilecekler? COVID hastalığını geçirmiş olanlar PCR testlerinin pozitif çıktığı tarihten 180 gün geçtikten sonra aşı olma hakkına sahipler. Yani 6 ay geçmesi gerekiyor hastalığı geçiren PCR testi pozitif gelen hastaların. Aşılamada özellikle 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan hastalarımız, işte şeker gibi, kalp hastalığı, astım, tansiyon gibi kronik hastalığı olan kişiler özellikle risk altındadırlar. Ve zaten şu an bakanlığımız 18 yaş üstü herkese aşı tedariği sağlamıştır, aşı hakkı sağlamıştır. Lütfen bütün vatandaşlarımız, özellikle risk grubu olan vatandaşlarımız aşılarını olsunlar. Bunu sadece COVID olarak değil, diğer erişkin aşılama dediğimiz yaşam boyu aşılama kavramında zatürre aşılarını, yine özellikle 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanlar her yıl grip aşılarını olsunlar. Bunun dışında tetanoz aşılarımız var. 10 yılda bir tekrar etmek gerekiyor. Takvim dışı aşılarımız var. Bu konuda vatandaşlarımız lütfen aile hekimleriyle görüşerek onlardan bilgi alsınlar. Ve 65 yaş üstü kronik hastalığı olan hastalarımızda zatürre aşılarını ve yıllık grip aşılarını unutmasınlar. Aksaray İl Müftüsü ve Diyanet Vakfı Şube Başkanı Hasan Hüseyin Güller, Aksaray'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının aldığı karar neticesinde Aksaray Merkez İmam Hatip Anadolu Lisesi, Kanuni Anadolu İmam Hatip Lisesi, Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Şehit Önder Güzel Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne LGS sınavı sonucunda %0 ile %5'lik dilim arasına giren öğrencilere burs müjdesi verdi. Bugün itibariyle Aksaray halkına bir müjde vermek istiyorum. Aksaray'ımızda faaliyet gösteren eğitime destek platformu üyesi sivil toplum kuruluşları geçtiğimiz hafta bir toplantı yaparak güzel bir karara imza attılar. İçerisinde Türkiye Diyanet Vakfı, Önder, Ensar, İlim Yayma, Memur Sen ve diğer STK'ların bulunduğu bu platformun aldığı karar neticesinde Aksaray Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi, Kanuni Anadolu İmam Hatip Lisesi, Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Şehit Önder Güzel Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne LGS sınavı sonucunda %0 ile 3'lük dilim arasında tercih yapan ve giren öğrencilere lise hayatı boyunca aylık 500 TL, %3'lük ile 5'lik dilim arasında olup da tercih neticesinde bu liselere giriş yapan, kayıt yaptıran öğrencilerimize de lise hayatı boyunca aylık 300 TL burs vermeyi kararlaştırdık. İnşallah LGS sınavımıza giren öğrencilerden bu ilk %5'lik dilimde olanlar, biraz önce bahsettiğim İmam Hatip liselerini tercih etmeleri durumunda lise hayatı boyunca kendilerine burs verilecektir. Eğitime Destek Platformu üyesi olarak Türkiye Diyanet Vakfı Aksaray Şubesi'nin temsilcisi olarak bu müjdeyi halkımızla, kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Şimdi ekonomi gündemi.
Sırada hava durumu. Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan haberlerle karşınızda olduk. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.